Merhaba arkadaşlar. Kimya ve Elektrik ünitesinde elektrot potansiyelleri bölümünde derişim pillerine bakacağız bu videomuz içerisinde. Derişim pillerinin ne olduğunu ve der e derişim pillerinin çalışma prensibini öğreneceksiniz bu ilk videoda. Bundan sonraki videoda da derişim pilleriyle ilgili uygulamalarımız var. Nedir derişim pili? Arkadaşlar derişim pili elektrotları ve elektrolit çözeltileri aynı olan ancak elektrolit derişimleri farklı olan pillerdir. Bakınız burada bir derişim pili örneği var. Elektrotlarımız gümüş. Çözeltilerde gümüş artı iyonları var. Ancak bu gümüş artı iyonlarının derişimleri birbirinden farklı. İşte buna biz derişim pili diyoruz. Derişim pilleri çözeltilerde bulunan elektrolitlerin elektrolitlerin derişimleri farklı olduğu için çalışan pillerdir olduğu için çalışırlar ve enerji üretirler. Ne zamana kadar çalışırlar dersek arkadaşlar elektrolit çözeltilerin elektrolit çözeltilerin derişimleri eşitlenene kadar çalışırlar. Eşit olana kadar çalışırlar. Ve dar çalışır diyeyim ya da çalışırlar fark etmez. Bu çözelti derişimleri eşit olduğunda pil dengeye ulaşır. Denge kurulur ve artık denge halinde olduğu için enerji üretmez. Yani çalışma prensibinde az sonra Nernst denklemiyle de göstereceğiz ama derişimlerinin farklı olması temelinde çalışıyor. Ve derişimler eşit olana kadar çalışıyor. Şimdi ezberden gitmeyelim sevgili arkadaşlar. Siz öncelikle bunların derişimler eşit olana kadar çalışacağını bir aklınıza koyun. Şimdi bakın burada 1 molar gümüş artı iyonu var. İkinci kapta 0,1 molar gümüş artı iyonu var. E dedik ya bu iki tarafta derişimler eşit olana kadar çalışacak. Derişimler eşit olana kadar. Peki Derişimler eşit olana kadar çalışacaksa buradaki derişim 1, buradaki derişim 0, 1. Ne olması lazım? Buradaki gümüş iyonları derişiminin azalıyor olması lazım. Buradaki gümüş iyonları derişiminin ise artıyor olması lazım ki ancak bu koşulda iyon derişimleri eşit olur. Hatta iyon derişimleri 1 molarla 0.1 molar arasında bir değerde eşitlenir. Nasıl artacak? Demek ki burada ikinci kap üzerinden konuşalım. Gümüş iyonları derişiminin artmasını beklediğime göre çözeltiye gümüş iyonları verilmeli. Yani bu kapta, derişimin az olduğu bu kapta gümüş elektrotun elektron vererek yükselt gelmesi gerekir. Ancak bu durumda çözeltiye gümüş iyonları verileceği için gümüş iyonları derişimi artar. Birinci kaptaysa gümüş iyonları derişimi azalıyorsa demek ki çözeltide bulunan gümüş iyonları sevgili arkadaşlar elektron alarak indirgeniyor olmalı. Ki bu koşulda gümüş iyonları derişimi azalır ve bu sistem çalışa çalışa bir yerden sonra dengeye gelir. Yani o zaman bakalım. Şimdi birinci kapta yani derişimin büyük olduğu kapta gümüş iyonları derişimi azalacağına göre bu kap bizim katot yarı hücremiz olur. Derişimin az olduğu kapta gümüş iyonları derişimi artacağına göre çözeltiye gümüş iyonları vereceğimize göre, verileceğine göre bu kapta anot yarı hücresi olur. Yani derişimin bunu ezbere bilmeyiniz ama zaten çıkartırsınız ama derişimin az olduğu kap anot yarı hücresidir. Dediğim gibi çıkartabilirsiniz bunu. Derişimin fazla olduğu kap kap katot yarı hücresidir. Ve bunları bulduktan sonra zaten her şey diğer pil sistemi ile aynı. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme, elektronlar anottan katota doğru hareket eder. Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katota gider falan falan. Her şey aynı yani. Siz sadece burada anot ve katotu belirlerken derişimlere dikkat edeceksiniz. Ve mantık yoluyla da çıkarabilirsiniz ama derişimin az olduğu anot yarı hücresi, derişimin fazla olduğu da katot yarı hücresidir diyeceğiz. Şimdi derişim pillerinin bu ners eşitliğine göre nasıl çalıştığına da bakalım. Hatta burada pil tepkimesini de yazalım. Bakınız nasıl gideceğim? Şimdi burada çinko üzerinden bir derişim pili hazırlanmış. Burada 0.1 molarlık derişimimiz var. Burada 0.01 molarlık derişim var. Bu pil ne zamana kadar çalışacak? Buradaki derişimler eşit olduğunda. Derişimlerin eşit olabilmesi için ikinci kapta çinko iyonları derişiminin artıyor olması lazım. Birinci kapta çinko artı iki iyonları derişiminin azalıyor olması lazım. Şimdi birinci kapta birinci kap çinko artı iki iyonları derişimi nasıl azalacak? Çinko artı iki iyonları demek ki elektron alacak ve metalik çinkoya indirgenecek. O zaman burası bizim indirgenme olduğuna göre katot yarı hücremiz olacak. Hatta şöyle yaparız. Sevgili arkadaşlar şuraya suda ya zaten bu. Bunların e, hangisi ya ikisi de Zn+2 artı 2 suda diye karışmasın. O yüzden bunun yanına 0,1 molarlık diyeyim. Ve burası da bizim katotumuz. İkinci kapta çinko artı 2 iyonları derişimi nasıl artacak? Demek ki orada bulunan elektrot yükselt genecek atomlar elektron vererek çinko artı 2 iyonlarını oluşturacak. Su da yerine buraya da 001 molar yazdım. Yani burası da anot oldu. Bakınız derişimin az olduğu anot, derişimin fazla olduğu katot. Elektronlar anottan katota doğru hareket ediyorlar. Pekala. Bunları topladığımda pil denklemine ulaşacağım. Alınan verilen elektron sayısı 2. Yani n değeri 2. Bu dursun yazıyorum. Yazıyorum. Haber de verdim. Zn artı 2 1 molar artı Zn katısı. Bir denge tepkimemiz var. Ee, Zn artı 2 0,01 molar artı Zn katısı. Bu da hücre tepkimemiz ya da pil tepkimemiz. Şimdi şöyle bir durum var. Nasıl çalıştığını şu NERS denkleminden hesaplayalım. Bunun neydi? E0 pil eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma q idi. E0 pile geldiğimizde. Şimdi bakın bize burada çinkonun indirgenme potansiyeli verilmiş. Yani birinci kapta katotta gerçekleşen değer eksi 0,76 volt. E ben bu denklemi ters çevirdiğimde işareti e, değiştirdiğime göre Bununki artı 0.76 volt. O zaman eğer bunların her ikisi de 1 moler olsaydı bakınız E0 pilin bunların toplamı olan 0'a eşit olması gerekirdi standart hücre potansiyelinin. E derişimler 1 moler 1 moler olduğunda da E0 pil 0 olduğu için bu pil çalışmazdı zaten. Pekala yani aynı e maddenin hem indir gelmesi hem yükselt gelmesi olduğu için biri eksi biri artı işaretli olduğundan derişim pillerinde standart hücre potansiyeli her zaman sıfırdır. Eksi 0,0592 bölü 2 dedim arkadaşlar. Logaritma. Şimdi ürünlerdeki iyon derişimim 0,01 molar. Girenlerdeki iyon derişimimiz arkadaşlar 0,1 molar. Bakınız A buraya yanlış yazmışım. Çok özür dilerim. Bunun yukarıda var ama 0,1 olması gerekiyor. Silemedim de. Hemen şuradan düzelteyim. 0,1 molar diye. Dolayısıyla buradan şimdi hesabımızı yapacağız. Yapalım arkadaşlar. Şurada bir çirkin olduğu beni rahatsız etti. 0,1 molar. Evet burası arkadaşlar logaritma 10 üzeri eksi 1 eder. Ki bu değer de eksi 1'dir. Ne yapacağız o zaman? Eksi 0.0592 bölü 2 çarpı eksi 1 diyeceğiz. Buradan da sonucu arkadaşlar eksi eksi çarpma artı zaten artı 0.0296 volt bulacağız. Evet çok küçük bir volt ama olsun bu pil çalışır ve enerji üretir. Yani derişim pillerinin çalışma sebebi buradaki derişim farklılığından kaynaklanıyor. E, biz şurada da gördük ki artı bir potansiyelimiz var. E, bu pil çalışan bir pil. Evet, bu videomuzda e, derişim pillerinden bahsettik arkadaşlar. Bundan sonraki videoda derişim pilleriyle ilgili örnekler yapacağız sizinle.